Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Evde yapılabilecek futbol hareketleri serimizin ilk videosuyla karşınızdayız. Dışarı çıkmaya çok fırsat bulamadığımız bu günlerde arkadaşlar, evde kalmamız aslında bir avantaj. Bizim için bir fırsattır. Şöyle arkadaşlar, dışarıda çalışan arkadaşlar genelde ayak hareketlerine çalışıyor. Oturarak yapılan hareketlere ve kafa hareketlerine genelde ihmal ediyorlar. Kafa hareketlerine dışarıda çalışılabilir ancak oturarak yapılan hareketler dışarıda çalışma pek mümkün olmadığı için çoğu freestyler oturarak yapılan hareketleri ihmal ediyor. Dışarı çıkamadığımız bu günlerde de arkadaşlar ev ayak hareketlerini yapmaya pek müsait olmadığı için oturarak yapılan hareketler ve kafa hareketlerine ağırlık vereceğiz arkadaşlar. Şimdi freestyle futbol için kafa hareketleri ve oturarak yapılan hareketler arkadaşlar en az ayakta yapılan hareketler kadar önemli. Neden? Freestyle futbolda bütün hareketler kolektif bir yapı içerisindedir arkadaşlar. Yani bütün hareketler birbirine bağlıdır. Oturarak yaptığımız yeni bir hareket bizim ayakta yaptığımız hareketleri de etkiliyor. Örneğin bu videoda göstereceğimiz oturarak top sektirme bizim top kontrolümüzü geliştirecek ve bu bizim futbolumuza da yansıyacak. Ayakta yapacağımız hareketlere de yansıyacak arkadaşlar. Freestyle futbolda her hareket önemlidir. En ufak hareketten olsun, en zor harekete kadar bütün hareketleri yapmaya çalışın. Yaptığınız her yeni hareket, yapmış olduğunuz bütün hareketleri daha iyi yapmanızı sağlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Futbolcu arkadaşların top kontrolü açısından da oturarak top sektirmek çok önemli arkadaşlar. Ve eminim oturarak top sektirmeniz geliştiğinde bunu zamanla kendiniz daha iyi göreceksiniz. Şimdi gelelim oturarak top sektirmeye. Topu sektirmede en önemli nokta topun merkezine vurmaya çalışın. Çok da fazla teknik detaya girmeye gerek yok aslında arkadaşlar. Top sektirmeyi de uzun uzun anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Geçelim hemen harekete arkadaşlar. Oturarak top sektiren arkadaşlar ve topu iyi sektiremeyen arkadaşlar ilk başta zorlanacaktır. Bu gayet normal. Bu sizin moralinizi bozmasın, hevesinizi kırmasın. Aynı şekilde çalışmaya devam edin. Kendinize biraz zaman tanıyın. Zamanla daha iyi top sektirdiğinizi kendiniz de göreceksiniz zaten. Arkadaşlar çalışma tavsiyesi olarak ilk başta sadece güçlü ayağınıza sektirmenizi tavsiye edebilirim. Güçlü ayağınıza belli bir dereceye geldikten sonra güçsüz ayağınıza da top sektirmeyi dahil edebilirsiniz. Ben size kendi çalışma programından örnek vereyim. Ben güçlü ayağımla her 4-5 sefer sektirmede 1 veya 2 sefer güçsüz ayağımla da top sektirip tekrar güçlü ayağımla top sektirmeye devam ediyorum. Arkadaşlar bu videomuz burada sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım faydasını görürsünüz. Bu videoda sadece top sektirmeyi gösterdik. İleriki videolarda oturarak top sektirirken yapılabilecek hareketleri de göstereceğiz sizlere. Arkadaşlar videolarımız ve kanalımız hakkındaki gelişmelerden anında haberdar olabilmek için Instagram profilimden beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram'dan videolarla ilgili olabilir, futbolla ilgili olabilir. Her türlü soruları bana direkt olarak sorabilirsiniz. Aynı şekilde sorularınızı videoya yorum olarak da yazabilirsiniz. Yorum demişken yorumlarınız kanalımızın gelişmesi açısından çok önemli arkadaşlar. O yüzden mutlaka iyi de olsa kötü de olsa bir yorum yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Ne kadar çok yorum yazarsanız videolarımız o kadar çok ön plana çıkar. Ben sizler için elimden geleni yapıyorum. Ancak sizler de benim için bir yorumu fazla görmezsiniz umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.